Boçka. Artvin'in kuzeyinde Gürcistan'a hemen komşu şirin bir ilçe. Boçka'nın Karagölü ve Maçael Yaylası meşhur. Bu video ile oralara da gideceğiz ama önce bir Boçka'da mola verelim istedik. Boçka yaklaşık 25-30 bin nüfuslu şirin bir ilçemiz. Çoruh Nehri'nin kıyısında kurulmuş. Bu kırmızı köprü de ilçeye ayrı bir hava katmış bence. Burada bir kahve molası vermiştik. Şimdi yavaş yavaş Karagöl'e doğru doyumsuz manzaralar eşliğinde ilerlemeye devam ediyoruz. Karagöl yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta. Yol boyunca böyle küçük küçük şelalelerle karşılaşırsınız Karagöl'e giderken. Ve işte Karagöl. Aslında buraya gelmek için en uygun zaman Ekim'in ilk haftası falanmış. Öyle duydum çünkü çok hoş bir bitki örtüsü var ve renkleri harika oluyormuş o dönemde. Yani Ekim ayının ilk haftasını pek geçirmemek gerekiyormuş. Biraz kar vardı. O da ayrı bir hava katmıştı. Yansımaları müthiş. Bu göl bir vadinin içerisinde akan derenin işte heyelan nedeniyle önünün kesilmesi dolayısıyla heyelan nedeniyle o derenin önünün kesilmesi neticesinde oluşmuş. Şöyle okumuştum. Hani hep kar var. Evet, Karagöl'den ayrılıyoruz ve Maçael'e doğru bu doyumsuz görüntüler eşliğinde, ilginç evler eşliğinde devam ediyoruz. Bence Karadeniz'in en ilginç yönlerinden birisi bu evler. Yüksekçe yerlere yapılmış, bazen tek başına orada yapayalnız duran, bazen de böyle bir arada. Bakın burada tek başına duran sağda bir ev var. Çok değişik bitki örtüsü var ve ev tarzı var diyeyim. Evet, burası Maçael'in içi. Bal ile meşhurdur. Tamamen doğal. Hem kestane balı, hem normal bal. Bu bal böyle bu ev gibi gördüğünüz şeyler içerisinde yer alan kovanlarda üretiliyor. Tamamen saf ve doğal. Fakat tabii Kasım 15 gibi gittiğimiz için sezon bitmiş. O biraz evvel gördüğünüz bal satan dükkanlar ki pazar günüydü de üstelik kapalıydı. Yani doğru zaman gene buralarda yaz bence. O taraf için gelecekseniz de 5-6 Ekim'i geçirmemek lazım. Ve tipik Artvin. Her yerinden su akıyor. Olağanüstü görünüyor. Dinlediğiniz müziğin bestesi bana ait. Artvin gezisi benim için çok keyifliydi. İzleyen videolarda Şavşat'a gideceğiz, Arhavi'ye gideceğiz. Ardanç'a doğrayacağız. Nehir ve tipik tahta köprü. Burada çok var bunlardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.